Şimdi önce şu güzel bir kurabiye hamuru tarifim var. Bunun içine fındık koyarsanız fındıklı olur, cevizli olur, kakaolu olur, renkli pudra şekeri. Şimdi pudra şekeri koyuyorum ama gıda boyası koyarsanız renkli olur. Veya işte pancarlı vancarlı renklendirebilirsiniz. Ben sade yapacağım. Pudra şekerini koydum. Vanilya koyuyorum. Kabartma tozu neden koymuyoruz? Neden koymuyoruz? Çünkü kabarınca şekilleri bozuluyor ya kurabiyenin. Ha, kabarmaması gerekiyor evet, bunların. Evet, kabarmaması gerekiyor. Şimdi hemen şöyle yağ, un, pudra şekeri, vanilya güzelce elimle karıştıracağım. Sonra içine bir yumurta koyacağım. Yumurtayla hamuru toparlayıp güzel bir kurabiye hamuru yapacağız. Elinizde pudra şekeri yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Pudra şekeri yapmak için robottan geçirebilirsiniz. Ama normal şekerle de oluyor. Bak bak, yorumlar gelmeye başladı. 18 yaşındaki size neler söylerdiniz? Mesleğini iyi seç derdim diyor Esra. Annenin kıymetini daha iyi bil derdim, Yasemin yazmış. Anne vefat etti herhalde. Keşke evlenmeseydim. Dur, burada isim okumayayım. Neden okumadın derdim demiş mesela Kadir. 18'de olsaydım evlenirdim. Ana, Onur Polat ciddi mi, niye erken başlayayım diyeyim hayata. Bakayım, akıllı ol derdim demiş Öznur. Dönmek istemezdim abla, çok kötüydü o zamanlar. Tamam, sen dönme o zaman. 19 yaşındayım, 6 aylık evliyim, düşünemedim bir an 18'i. Senin için bu soru geçerli değil, daha bir sene geçmiş. Ne diyeceksin zaten? Ama mesela işte 30, 40, 50, 60 ne derdiniz geriye dönseniz? Ben şimdi ne derdim biliyor musun? Ne derdin? Şunu söyleyeyim, öyle söyleyeceğim. Hı. Şimdi tereyağı, pudra şekeri, un, vanilya güzelce karıştı. Yumurtayı tereyağı, da ekledim. Pudra şekeri, un, vanilya. Ve yumurta. Ve yumurta. Biraz güzel, unu ben fazla koymuştum hamuru fazla yapalım diye. Onun için böyle biraz bir tane daha yumurta kırabilirim. Çünkü hamuru iyice toparlamam lazım ama elimin ısısıyla yağ eridikçe hamur toparlayacak. Ay, o az önce gördüğüm bütün yağ onun içinde mi? Ah, ah, Allah'tan görmedim. Ah, Allah'tan sizin yazıları okuyordum. Gizem, bu ben değilim derdim demiş. Daha 18 yaşına girmeyenler de izliyor bizi tabii, onlar da yazmış. Ben ne yapardım biliyor musun? Her yıl bir ülkede yaşamak ve bir dil öğrenmek isterdim. 7-8 tane dil öğrenmek isterdim. En büyük isteğim bu. Yani mesela giderdim 2 yıl Fransa'da kalırdım, Fransızca öğrenirdim. İngiltere'de kalırdım, İngilizce öğrenirdim. Almanya'ya giderdim, Almanca öğrenirdim. Ve en büyük bence yapılması gereken şey yabancı dil öğrenmek, bir insanın hayatını daha böyle, ne bileyim, ben öyle düşünüyorum. Yabancı dil öğren derdin. Ben şimdiki aklım olsa derdim ki, bak Zahide, tamam kariyer mariyer bir yere kadar, adam gibi birisini seç. Bak ileride Cem diye bir çocuk sana çıkma teklif edecek. Hemen kabul et, hemen çocuk yap, hemen evlen. Hemen çocuk yap derdim. Çünkü mesela benim hayatta geç kaldığım en önemli şey çocuk oldu. Onu biliyorsunuz zaten. Daha bir sürü şey söylerdim. Genel olarak iyi şeyler söylerdim. Bu kadar doğal bir program görmedim. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ali Tekin, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 18 yaşında evlenmek istemezdim. Buse diyor. Keşke o kadar ağlamasaydım demiş. Dur bakayım, arada başka şeyler de yazıyorsunuz da onları okuyorum. Sen şimdi ne yaptın bir daha söyle. Şimdi ne yaptık? Kurabiye yapıyoruz. Şekilli kurabiye. Şimdi birazdan göreceğiniz şekiller gerçekten süper olacak. Önce kurabiyenin hamurunu yapmanız gerekiyor. Bunun için bir tane yumurta, 200 gram tereyağı ya da hangi yağ kullanıyorsanız, katı yağ, ve pudra şekeri, aşağı yukarı bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya. Yani sadece içinde un, yumurta, tereyağı, vanilya ve pudra şekeri var. Ay, güzel oldu tabii, hamur. O kadar yağ olunca içinde güzelleşti. Gayet güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Bu klasik bir kurabiye hamurudur. Bunu isterseniz yarıya bölün, kakaolu yapın, farklı değişik şeylerle renklendirebilirsiniz. İsterseniz içine kabartma tozu koyun, kabaran bir farklı bir kurabiye olsun, parça çikolatalar koyun. Ama şimdi hemen şekil vereceğiz. Onun için şöyle bir zemin açtım. Bakalım bakalım bu makasla, buradaki malzemelerle acaba nasıl bir... Ya itiraz yok mu mesela? Ya itiraz edene kadar ben bunları görmeden okuyordum, gitti Mustafa ya. Koca, hiç sen de söylemiyorsun. Koca bir kalıp attı yani. Koca bir kalıp attın gerçekten. Ama bu yağsız olmaz bu kurabiye. Üf, bir şey diyemiyorum olmaz. Ama yağ bir çok tane, fena ya. Bir tane iki tane yiyeceksiniz. Şimdi gelelim şu şekillere. Bakalım sevgili Zahide sev yapabilecek mi? Sev kendini derdim. Fiko Loko. Ha Fikriyeciğim, sev kendini derdim demiş bak. Aynı eşimi yeniden isterdim diyor Necla.
Namaza daha erken başlardım demiş Fatıma bak. Evlilik için geç kalma derdim. Bu akıllar var ya çok önemli. Şimdiki aklımızla 18 yaşımıza döndük ya. Siz şimdi 90 yaşındaki aklınızla bu yaşınıza da ödün verin mesela. Şimdi ne yapayım? Aa, bunu ben yapayım mı? Tamam. Hatırladığım kadarıyla koş bak. Koş yapacağız. Bak şimdi bak. Değişik bir koş. Tık 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 tık. Bravo. Tık, 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 çok güzel bir koş olacak. Tık tık. Ay bunu var ya Aras'la ne kadar güzel yaparım ben. Çocuklarınızı da evde böyle keyifli yapabileceğiniz tatile girdiğinizde mesela. Ay çok mu yaptım? Olsun. Şimdi şurasını ayırıyorum. Evet, bravo. Bir de şurasını ayırıyorum. Doğru öğrendiysem evet. Dur. Hah, şimdi bunu buradan alıyorum. Tamam. Alamıyorum. Çok mu ince açmışım? Ay yok ben burayı çok mu az kestim dedim. Tamam, yok. Hah, bunu böyle aldım. Tamam, şimdi süpersin. Böyle. Ay, olsun olsun sorun değil. Burası gitti. Neyse. Eyvah. Neyse şöyle çevirdim. Tamam. Hah, şimdi. Ay buradan şeyi kopmuş olacak. Dur yapıştırdım. Şimdi böyle. Bu bir kuş olacak. Ama nasıl bir kuş olacak? Ha, sonra. Bir dakika. Şimdi. Buraya kadar iyiydim. Sonra hop diye böyle içine çevireceksin. Evet. Kendine Şşş. Doğru. Şöyle. Ha bu yukarıda kalacak evet. Değil mi? Yok 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 şöyle hop. Ha böyle. Şöyle çevireceksin. Ha tamam böyle. Evet. Ha. Sanki ben de 40 yıldır yapmışım gibi. Olsun ay çok güzel oldu da. Şunlar biraz büyük mü oldu? Ben çok ince yapmışım. Yok yok şöyle buradan da kuyruğunu yapacaksın Zahide'cim böyle sıkıp. Hı-hı. Bak böyle buna da böyle. Sonra bir de bu burası da şöyle olacak. Buraya da böyle şey kuş üzümü ya O da. zaman şunu şöyle yapalım biraz daha burayı. Ay çok değişik oldu. Değişik bir şey oldu cidden. Ha bir tane Burada da buraya. gözü. Şaşı yapma Takabiliyor çocuğu. muyum? Ha. Sen de Ha, kuyruklarını. bir de kuyruk Ay böyle. ben de deneyeceğim. Bakayım. Bakayım. Bence bunu çok benim gibi incecik yapma, elinde kalır. Tamam, birazcık daha kalın yapayım. Ay çok güzel oldu. Vallahi harika bir kuş Oldu oldu. Mustafa. Ay geldi. Çok güzel. Ha, yalnız bu ilk denememdi kusura bakmayın. Ay şöyle patimi çekeyim şöyle. Ha. Çok yakındasın Pakizem. Dur biraz geri git bak şimdi. Ha. Şöyle koyayım hatta ben bunu. Ha, şimdi daha güzel oldu. Tamam. Şöyle. Bak. Aha, Ben tersinden. olsun olsun şöyle yapayım ya. Şöyle. Olmaz öyle. Olmaz mı? Olur. Bak. Olmadı. Bunlar Şöyle. arkada kaldı. Şöyle şöyle Hayır, şöyle. şuraları arkada kaldı. Bak. Ben de değişik bir kuş oldu. Ben olmadı. Sen bana bak bir tane daha yap, ben sana Tavşan göstereceğim. yapalım o zaman. Bak. Bu böyle. Bir tane daha yapayım. Dur. Vallahi güzel oldu. Güzel oldu da böyle görünmesi lazımdı. Bak. Doğru, anladım şimdi neden tersten olacağını. Tamam. Çünkü şu şeyler öyle görünecek. Tamam. Çok inceltmeyeyim. Hamur koy hamur aslında almakta zorlanıyoruz bak. Sen bir Tamam. tık daha hamur koy buraya bence. Un mu? Un un ay hamur koy diyorum ya un. Hı. Şimdi onun üstüne koy bak. Şimdi tamam, sen de top. Bak ben mi yapayım? Tamam Evet. o zaman. Bak şuradan başlıyoruz. Az önce Ters çok... çevirince evet o şeyleri daha güzel oldu. Aynen. Hatta ben burasını yapmayayım. Tamam. Ne var hamurun içinde? Bir tane yumurta var, tereyağı var, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya ve un. Güzel bir hamur oldu. Bu hamurla istediğiniz her türlü kurabiyeyi Bak. yapabilirsiniz. Biz şimdi kuş yapıyoruz. Bunu buradan aldık ya. Tamam. Bunu böyle aldınız. Bak ters çevirdiniz. Tamam. Ters Şimdi çevirince daha güzel buradan. oluyor. Buradan böyle başladınız kıvırmaya. Ondan sonracığıma. Sonra bunu aldınız. Böyle miydi ya? Evet. Evet. Yok. Şu Şöyleydi, evet kendine şöyleydi. doğru. Ha. Bu çünkü Böyleydi. şurada duracak. Şimdi buradan arkaya bir kuyruk çıkartıyorsunuz. Ondan sonra önünü şöyle elinizle kendiniz yapıyorsunuz. Şuraya da bir tane kafa haline getiriyorsunuz bunu. Bir de tavşan yapacağız. Bu tavşanlar da çok güzel oluyor. Bir de kirpi yapacağız. Bakalım hem tavşan hem kirpi nasıl olacak? Ay gözüne güzel oluyor. Çörek otu kullanıyorum ama isteyen damla çikolata da kullanabilir. Vallahi süper oldu. Mesela burasını da birazcık şöyle kuyruğunu da böyle yaparsanız. Ay var ya sinir stres kalmaz insanda ya böyle Değil mi? şeyler Bütün gün yaparken. böyle bununla Hele çocuklarla. mesela çocuklar için yaparsanız. Ay çok şeker oldu. Ve şimdi tavşan.
Şekilli kurabiye ya da sevimli kurabiye ne diyorsanız adına. Şimdi bir de tavşan yapalım Zahide'ciğim. Şimdi tavşan için ne yapıyoruz? Böyle şunu uzun çubuklar yaptık. Şöyle yapıyoruz. Evet, böyle bir çocukların boya fırçası. Bence şöyle. İçinden evet, geçiriyoruz. Bravo. Tamam. Sonra bunu çıkartıyor. Öbür taraftan. Öbür taraftan. Sonra ve bir kürdan şeyiyle. Bunu ama şöyle yapıyoruz ucunu. Sonra bir de böyle. Bu kulakları oldu. Bu kulakları şimdi oldu. Buraya da böyle damla çikolatalarla göz yapıyoruz. Ay dur, şurasına bir tane böyle. Evet. Bir tane böyle. Şuruna daha kalın istersen yapabilirsin damla çikolata için. Çok bize doğru çevirir misiniz? Ay çok özür diliyoruz. Bize doğru çevirelim. Biz burada kendi kendimize. Dur, nasıl olduğunu bir anlayalım diye. Biz de ilk defa yapıyoruz vallahi. Sizinle beraber öğrenelim diye. Şu birinci göz. Tamam. Şu ikinci göz. Ondan sonra. Ay şu da ağzıydı değil mi? Evet. Şu da ağzı. Vallahi gülen süper bir ağız oldu. Olsun. Kendimizden geçtik yalnız. Nasıl oldu? Süper oldu. Şimdi güzel oldu. Şöyle bakın. Böyle gözlerini yapıyorsun. Ağzını yapıyorsun. Gözlerin içine de hop şöyle damla çikolatayı koyuyorsun. İşte böyle tavşanın kulaklarında böyle yaptık mı? İşte çok sevimli bir tavşan oldu. Seninki daha şirin oldu.